usta, işin var ne demek? Abdülay'ın ne işi olacak? Ne bileyim Emati. Usta, bu çocuğa çok yüz veriyorsun. Gidecek bir yerde kendini öldürtecek. Çocuk gibi herkesin peşine adam mı takacağım Emati? Korkuyorum usta. Bu her söz sırf bana takık değil ki. Abdülay'a da takık. Hepimize de takık. Dayı, sendika başkanıyla işveren geldi. Hayır mı yeğenim? Krevi kırmaya mı gelmişler? Anlaşmaya geldiler herhalde dayı. Anlaşacak mı değil şimdi Süret? Dayı, %50'den aşağısına sakın elini sıkma. Duyuyor musun Cevher? Duyayım dayı. Gelirler, saleplerimizi içerler giderler. Söyle Müdat'a, darçını çok koysun. Zengin adam bunlar. İsterler ki ağızlarında dat kalsın. Başkanım, ben de seni sorayım. Nasıl oldun? Yaran iyileşti mi? Anlaşırsak daha çok iyileşecek. Beyefendi fabrikanın sahibi. Çok memnun oldum. Ben servet seveyim ha. Zannetme ki hani servet sevmeyeyim. Ama işçinin düşmanı benim can düşmanımdır. Beyefendi size kim iletmişse yanlış iletmiş. Biz işçi kardeşlerimizin hakkını ödüyoruz. Sadece ekonomik sıkıntılarımızdan ötürü yapamıyoruz. Başkan bizi iyi tüketi değilsin. Besle besle doy mu değilsin. Bütün işçinin hakkını kendine alıyor yani değilsin, öyle mi? İç iç. Üflemeden içmeyesiz ha. Darçın damağıza yapışır maazallah. Zaza, kaç para istiyorsun? Salepler bizden ya, ne parası aybediş ha. Zaza, oyun oynama. Kaç para istiyorsan söyle, ayarlamaya çalışalım. Bu grevi bitirelim. Cevher, şimdi bu başkan Naim'in başkanı? İşçinin mi başkanı, işverenin mi başkanı? Dayı piçağı yedi ya. Karıştırıyor demek ki neyinin başkanı olduğunu. Yok yok, karıştırmıyor. Burada konuşmayalım. Fabrikada rahat rahat konuşalım. Niye biz rahatık burada? Sen niye rahatsız olisin? Plastik sandalyeden alttan rüzgar mı vuruyor? İmdat! Oğlum, grant getir patron abimizin altına koyak. Müsaadenizle. Alo. Neredesin başkan? Grev çadırındayım efendim. Zaza'yla problemi çözdünüz mü? Çözemedik efendim. Oyalayın onları, geliyorum. Ben çözerim. İstanbul'a geldiğinde artist mi oldun? Zülfü Yüksel. Senin gibi geveze olmaktan iyidir. Eskiden de konuşmaktan sıkamazdın. Çene Hamit. Senin için mazisini hatırlamıyor diyorlardı. Doğruymuş. Lan ben ne zaman konuşmuşum da sıkmamışım? Çeneni tutamadığından itirafçı oldun. Yalan mı? Hıh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 ı
Ulan hayırsız kardeşim. Hala hala. Ne haberisiz siz, onu söyleyin bana. Siz ne kadar istiyorsunuz? Ben ne isteyeceğim? Benim servetim bunun gibi 10 tane fabrika alır. İşçi gelenlerime sen ne verirsin, sen onu de hele bana. %5 lan. Sale biz de bitti. Kalkabilirsiniz. İlk ay için mi değilsin? Cevher, hele bu 5 ile 12'yi bir çarp hele. %60 hadi dayı. Hele %60 için ben bu soğukta geleceğim, burada oturacağım, öyle mi? Yıllık enflasyondan haberin var mı Zaza? Enflasyon bile %10. He, kendi ağzınla %10 değilsin. %5 zam verirsin. %5'i de cebe atırsın. Kalk. Kalk. Hadi. Hayır. Dayı, birileri geldi. İmdat, Cevher. Koruyun kendisi. Hop. Sen nereye gidiyorsun? Hele bakalım, haram mı yemişsin sen, helal mı yemişsin? Haram yemişsen sağ kurşun gelmez, bana da gelmez. Oğuz, söyle Zaza'yı, adamlarını sağ olsunlar. Polatlar gelene kadar buradan ayrılmasınlar. Söyle Zaza. Ben söyleyeyim. Duymuyor musun fişek seslerini? Ersoy delikten çıkarmışım ha. Onu sen mi vurursun, ben mi vuram? Neredesin Zaza? Kraf çadırındayım. Kurşunların sesine gelin, gelecek ses. Ersoy grev çadırını basmış usta. Ersoy'u orada tutsunlar, geliyoruz. Zaza dayanın, geliyoruz. Vallahi dayanacak halim yok. Eğer Ersoy elime geçirirsem kendim boğarım. Sonra niye yaptın, niye beklemedin değil mi ha? Valla cephanemiz kalmadı. Nusret! Buyur dayı. Kulağın arabasını kapat gel. Dayı, öleyim mi ben? Nereye ölesin? Ölürsen seni gebertirim ha. Vay değil Mehmet, senin Ersoy çatacak başkasını bulamadın mı? Hastane, sağlık ocağına bir yere sür, hadi! Tamam dayı. Barış'ın önünden ayrılmış Polatlar efendim. İyi. Gidelim.
Sasa! Sasa! Buradayım. İyi misin Sasa? İyi misin? Hiç iyi değilim. Ersoy nerede? Daha vurmadınız mı o İtsoy'unu? Bizi buraya çekti ki parasına gitsin. Gel nereden? Gel! Çok özür dilerim efendim. Mecbur kalmasam böyle bir durum olmayacaktı. Barış. Benim tek kuruşuma biri elini sürerse ben onun elini kesmez miyim? Biliyorum efendim ama zaten sizin paranızı almadı. Benim paramı aldı. Ben nasılsa telafi ederim. Paralarınız hazır efendim. Takdim edeyim mi? Çabuk Barış. Çabuk. Efendim, burada fazla durmasak. Beklemeyelim mi Polat'ı Oğuz? Beklemeyelim efendim. Güvenlik açısından riskli bir yerdeyiz. Oğuz. Paraları arabaya koyun. Barış. Bunları Polat Alemdar'a ver. Memati'ye ver. Barış. Ersoy Ulubey'i öldürmek istiyorlarsa bu kadar mermi yetmez. Adam gibi sıksınlar dediğimi söyle. Yaramış, yaramış. İstanbul yaramış. Dağ havasından iyidir. Sıcak mekanlarımız, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Hak etmiyor lan. Vallahi, daha da sayayım mı? Sus sus. Bu İskender'i siz mi gömdünüz? Biz gömdük. Büyük iş. Hele bir anlat bana. Polat Alemdar nasıl bir adam? Buraya bana Polat Alemdar'ı sormaya mı geldin? Git aleme sor, dağa taşa sor. Kim olduğunu, nasıl biri olduğunu söylesin. Yok oğlum, sana soruyorum. Sen öyle boynu büyük birinin yanında yürüyecek adam değilsin. Ne var? Sen de mi bize katılacaksın? Var mı parası? Parası var. Parayla alakası yok. Bize uymaz o. Ersoy çok para veriyor mu?
Ersoy bakmaz o işlere. Niye? 3 kuruş para için yaralı yatağından çıktı. O racondan, parasından değil. Ne işi var Ersoy'un İstanbul'da? Neyin peşinde? Derdi ne? Vallahi Zülfüm, Ersoy İstanbul'daydı zaten. Kendisi yoktu ama işleri buradaydı. Ne kadar işi varsa çomak sokmuşsunuz. Mecbur, kalktı geldi. Siz bu işlere nereden bulaştınız? İlk başta ben de karşı çıktım. Ne işimiz var diye. Devlet bizi çizince kaybolalım dedim. Ya da örgütün üstüne gidelim dedim. Ama sonra baktım ki abi haklıymış. Haklıymış. Ne haklısı? Ersoy'u sen benim kadar biliyorsun. Bu adam psikopat. Hiç kimseyi yaşatmaz. Sen de yaşatmamak için mi geldin? Aynen öyle. Ama sana can borcum var, biliyorsun. Borcunu böyle böyle bitireceksen Hamido, böyle bitmez. Dur hele dur, bir dinle. Sen bana sıkmadıkça ben sana sıkmam. Yanımda sana sıkacak varsa ben onun kafasına sıkarım. Ersoy sık dese? Onun da karşısına geçerim. Ha ama sıkmam. Sana nasıl can borcum varsa ona da can borcum var. Ersoy'un tek adamı ben değilim. Ben sıkmam, başkası sıkar. Zaten anlatmaya gerek yok. Gelip icraatını yapmış. Tabii tabii yaptı. Bebek öldürdü. Ne bu kadar abarttınız? Bizim orada her gün bebek de, çocuk da, genç de, ihtiyar da ölüyor. Memati'ye bebek mi yok? Çocuk mu yok? Kadın mı yok? Bir tane değil, 10 tane daha yapsın. Çocuk çok. Ama sizden birer tane var. Yazık, günah. Gel biz bu işi çözelim. Nasıl çözeceğiz? Ulu Bey'le Alemdar'ı bir araya getireceğiz. Getirelim, getirelim. Abi sıksın Ulu Bey'in kafasına, bitsin gitsin bu iş. Lan akıllı ol. Öldürseydiniz çoktan öldürürdünüz. Adamın yerini bile bulamıyorsunuz. Hadi biz bulamıyoruz. Ersoy hepimizin yerini biliyor. Gelsin sıksın tek tek. Ne diye yan yana gelmek istiyor? Onun bir şey istediği yok. Ben buraya sana geldim. Eski günlerin hatırına geldim. Yok dersen yok. Ama bir deneyeyim dersen bu işi bitirelim. Ulu Bey işine baksın, Alemdar işine baksın. Çene, çene, çene. Başka bir şey yok. Canımdan korkuyorsan merak etme, söylerim. Ne abim ne Memati abim sana karışmaz. Dağına dönmen şartıyla. Lan ciddi konuşuyorum seninle. Ne diyeyim Hamit? Olacak bir şey söylemiyorsun ki. Ortada kan var, kan. Adam sizin çocuğu öldürdüyse kendi çocuğunu da öldürdü. Bu kan herkesi götürecek. Gel bu kanı temizleyelim. Yoksa daha çok kan akacak. Geldi mi Ersoy? Ne olur beni bırakın hastaneye gideyim. Ayakta duramıyorum. Polat Alemdar sana bir şey soruyorsa adam gibi cevap vereceksin. Yoksa ayağında bile bir tane parmak bırakmam. Geldi. Tek parça olduğuna göre parasını da alıp gitti. Sizinle böyle konuşmamıştık.
kapının önünde bekleyecektiniz. Gelince mecbur kaldım. Ersoy'a dair ne var lan burada? Her şeyini alıp gitti mi? Bunları bıraktı. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Gidelim Memati. Ersoy Ulu Bey'in bırak parasını, bir daha selamını bile almayacaksın. Kaç kurşun çıkardılar imden? Bilmiyim ki dayı. Üçüncüden sonra bayıldım. Nasıl? Yani öyle üçe kadar narkoz markoz takmışsın yani. Öyle mi? Narkoz bana ne de dayı? İyisin, iyisin. İmdat, iyi misin? Dayı, açım. Oğlum 6 şişe gam, 7 şişe serum yedin. Hala aç mı değilsin? Dayı, suyla kim doymuş ki ben doyam? Ağızdan geçmeyince yediğini anlamıyorsun. Çaya kalk. Bak sağa süz. Tosun kesem sana. Oturak karşılığını yek. Dayı, niye karşılıklı yiyik? Cevher dayıma bir şey mi oldu? Oğlum, Cevher ne ola ki? Krala devam edi işte. Of, vallahi sen bana yalan söylesin. Cevher dayıma bir şey olmasa seni yalnız buraya yollar mı? Oğlum, vuruldu işte. İçeride yatı. Mıknatıs. Mıknatıs. Havadan kurşun yağsa kendine çek. İçine çek. Nerede yatıyı? Ben de gidemiyorum. Yattığından tepemin tasını attırma. Sizin bana bakmanız lazım oğlum. Bir de dayı size bakayım. Sen iyileş, görürsün. Dayı. Ne var? Ben seni çok seveyim. İmdat. Bak oğlum, peşin peşin söyleyeyim. Beni bırakıp da ölür mü ölürseniz, dinime imanma sizi ne bu tarafta severim ne öbür tarafta. Cennette öyle köşküme gelip boşuna kapımı çalmayın. Almam sizi içeri. Hadi sen dinlen hadi. Nasılsın Cevher? İyi misin? Ne ya? Bir şey mi olmuş ki? Kurşun yarasını unutmuşsundur Cevher. Onun için sordum. Yediğim hiçbir şeyi unutmadım çok şükür. Kan lazımmış sana. İstememişsin. Serum demişler, yok demişsin. Demek ki ihtiyacım yok da yok demişim. Benim vücudum her kanı almıyor. Kabul etmiyor. Sen ölürsen Zaza dayın sensiz ne yapar? İnat etme ki sağ salim dayının yanına dönebilesin. Dayıma cevher mi yok? Biz onun yanına gitmeden evvel daştık. Bizi tuttu, cevher etti.
yerden taş alıp tutsa cevher olur. Senin için hiçbir şey yapmaz yani. Ölsen bile üzülmez. Ben daimi üzeceğim ha. Kendimi öldür. Haber verelim bakalım. Belki diyecek ki o cevher hala taş. Taş kafalı konuşuyor. Ben onun için her şeyi yaparım. Abdülay hoş geldin. Neredeydin sen? Bir işim vardı abi. Ne işin varmış senin? Ne yaptınız abi Ersoy'u? Dalga mı geçiyorsun oğlum bizimle? Yok abi, soru soruyorum. Grev çadırını bastı. Ortalığı dağıttı. Mecburen oraya gittik. Usta bir de izah mı ediyorsun buna? Abdüley, neredeydin diyorum. Abi Ersoy'un bir adamına ulaşmak için gittim. Bizim yanımızda olsaydın Ersoy zaten elimizde olacaktı. Sen kafayı mı yedin? Abi nereye elimizde oluyor? Adama sıktık, ölmedi. Yerini aradık, bulamadık. Bu iş böyle olmayacak. Nasıl olacakmış peki Abdüley? Bilmiyorum abi. Ersoy'un adamı ne oldu? Yakalayamadın mı? Yakaladım, konuştuk. Abdüley, dalga geçtiğin yeter. Abi dalga geçmiyorum. Öğrendin mi Ersoy'un yerini? Yok abi. Boş konuş. Sadece boş konuş. Artis. Ne iş çeviriyorsun Abdüley? Abi Ersoy'un Hamit diye bir adamı var. Eski örgütçü. Sonradan itirafçı oldu. Ersoy İstanbul'a çağırmış. Selam aleyküm. Aleyküm selam Zaza. Nedir durum? Bir şey yok. Yat çocuklar. Cevheri mi? Hey. Ersoy'un yerinden izinden bir şey yok mu? Yok. Ben hastanedeyim o zaman. Bir şey olursa haber veririz. Hamit geldi, sizi görmek istiyor. Gelsin. Hı hı. Ne yaptın Hamit? Kimi gömdün? Bir iki lüzumsuz adamı gömdüm. Onları saymayayım şimdi. Asıl başka havadisim var. Neymiş? Abdüley ile görüştüm. Yok muydu bizim şu Zülfü Yüksel? Ne görüşüyorsun? Ben sana vur dedim. Ulu Bey, Abdüley de bu işten rahatsız. Dedim ki ona, bu kanı durduralım. Herkes işine baksın. Yoksa hepiniz öleceksiniz. Polat Alemdar'ı senin yanına getirecek. Olmaz mı olmaz dedi ama ben onu tanırım. Gözlerinde gördüm. Bu iş aklına yattı. Ben sana çenen çalışsın demedim. Silahın çalışsın dedim Hamit. Sen nasıl gidip pazarlık yaparsın o serserilerle? Kimseyle pazarlık mazarlık yapmadım. Aklınızı başınıza alın dedim. Bir şans verdim. Yok derlerse yine sıkarız. Acelesi mi var? Sen kimsin ki benim vermediğim şansı veriyorsun?
Benim adıma pazarlık yapıyorsun. Ulu Bey, ben geçmişi olmayan adam değilim. Abdüley'e benim can borcum var. Ne istiyorsan onu yap. Ama benim arkadaşıma karışmayacaksın. Haddini aşma Hamit. Ben sana emir verdim. Emrimi sorgula demedim. Emrini Polat'la Memati'ye ver. Tabii görüşmek istemiyorsan istediğin yerde, istediğin zamanda sıkarım. Çık dışarı! Çık! Ulu Bey, seni göğsünden vuran bunlar. Silahı dün elini alan çömez değiller. Benden söylemesi. Niye çağırmış Hamit'i İstanbul'a? Abi, Hamit geldiğine göre kelle uçuracak Ersoy. Sadece bizi değil, büyüklere gidecek demektir. Tek başına ordu mu bu Hamit? Abi ekibi var, kuvvetli bir ekip. Ne istiyormuş Hamit senden? Senle Ersoy'u yan yana getirmek. Abdüley, senin söylediğini kulağın duyuyor mu? Abi işin olmaz olduğunu ben de Hamit'e söyledim. Ama haklı olduğu bir taraf var. Bu iş mezarda bitecek. Bitecek, mezarda bitecek. Ersoy mezara gelince bitecek. Bitmez abi. Yenisi gelir yine başlar. Yenisi başlayınca yenisini konuşuruz. Abi fazla duygusal yaklaşıyoruz konulara. Bu konular fazla duygusallığı kaldırmaz. Bize hata yaptıracaklar. Ersoy en son Ömer babanın yanından çıktı. Mamoş öldü. Gülendam öldü. Ben de çok üzüldüm. Ama sen ölürsen, Memati abi ölürse, ben ölürsem, bizim mücadelemizi kim sürdürecek? Ben demiyorum ki hepten barışalım, can ciğer olalım. Ama en azından bir alanda uzlaşabiliriz. Git Memati ile konuş. Benimle ne konuşuyorsun? Abi, Memati abiyle bu konuşulmaz. Bana soracak olursan, onların da gözü korktu. Hamit kendi başına benimle konuşmaya geldi. Ama Ersoy'u ikna eder. Eğer istersen tabii. Usta, Nesrin geldi. 2 dakika konuşmak istiyor. Ben bunlara pılıyı pırtıyı toplayın gidin dedim. Yenge ilk başta tamam demişti ama belli ki çocuklar ikna etmiş onu. Konuşalım Memati. Ne var lan yine? Fiskos içindesin. Bir şey yok abi. Abla çay içersin değil mi? Hı hı. İçer. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Gelir gelmez başımızı açmadığımız iş kalmadı. Memati İsviçre'ye döneceğinizi söylemişti Nesrin. Öyleydi. Eşyaları topladım. Odaya bir gittim. Selvi sandalyenin üstünde. Boynunda ip. Poz yapıyordur be yenge. Değil Memati. Vurdu tekmeyi. Bu saat yetişmese ölecekti. Yenge, onlar kendi aralarında konuşmuşlardır. Zamanını bile ayarlamışlardır. Memati bilmezmiş gibi konuşma. Bu çocuklar bunlarla büyüdü. Yok babam annemi astı. Yok Meral intihar etti edecek. Ben silahı ağzıma dayadığımda Selvi dolaptaydı. Hatırlasana Memati. Yenge biliyorum, haklısın da bunlar burada rahat durmayacaklar. Çocukları bir çağırın.
Dinleyelim bakalım ne diyorlar. Usta, daha dün çocuğumu ellerimle toprağa verdim. Bunlar bana emanet. Ecel her yerde Memati. Burada da, yurt dışında da. Nesrin, çağır gelsinler. Yeğenim, sağ zahmet şuna bir bak. Zaza dayı müsait değildi. Hele de kim arı? Alo? Zaza dayı müsait değil. Kim arıyor? Kim arıymış? Ersoy Ulubey. Eyvallah. Alo? Telefonda bile düzgün konuşamıyorsun Zaza. Alo ne demek? Yo, ne diyeceğim ya? Efendim diyeceksin, emredin diyeceksin, emrinizdeyim diyeceksin. Yanlış numara, sen sendikayı ara, anca onlar senin emrine girer. Girersin, girersin, sen de girersin. Sen Zaza'nın adı bilmişsin Ersoy. Nezara girerim gene kimsenin emrine girmem ha. Cevher öyle demiyor. Kimse o Cevher gelsin yüzüme söylesin o zaman. Önce biz seninle yüz yüze görüşelim, sonra Cevher'i görür, diyeceğini dersin. Ulan neredeysen söyle gelem. Çocuklar seni arayacaklar. Nereye geleceğini söyleyecekler. Bana diyeceğine sen telefonla nasıl konuşulacağını öğren. Edepsiz! Yüzümü kapatayım. Yenge içer misin bir daha? İçmem sağ ol. Çocuklar geliyor usta. Siz ne kadar büyümüşsünüz böyle. Çok şaşırdım. Hadi geçin. Bu haliniz ne böyle? Müdüriyete çağrılmış çocuklar gibi. Oturun. Abi biz gelir gelmez biraz üzdük sizi. Üzdüyseniz de canınız sağ olsun. Ölüm yok ya sonunda. Usta o kadar da değil. Tabii ki ölüm var ucunda. Ben yaptıkları doğru demiyorum Memati. Olan olmuş. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım. Değil mi çocuklar? Abi, benim ne suçum var anlamıyorum. Ben birini sevdim. Tanıdığım kadarıyla düzgün biri. Ailesi şöyleymiş, böyleymiş. Benim umurumda değil. Benim umurumda ama. Senin umurundaysa umurunda. Benim değil. Her gün aynı şeyleri tartışmaktan bıktım. Haklısın Servicim. Ama bunu konuşmayalım da neyi konuşalım? Yarın senin de çocuğun olacak. İstemediğin birinin oğluyla ya da kızıyla evlenmek istese olgunlukla mı karşılayacaksın? En azından tanımaya çalışırım. Beni dinlemiyor mu? Mutsuz mu olacak evliliğinde? Yanında olurum ki mutsuz olduğunda döneceği bir eve olsun. Gidip kendini asmasın. Olursa çocuğun öyle yaparsın. Seninle anneliği konuşacak değilim. Kızım, senin anlayışın mı zayıf? Sanki biz çocuğun ailesine kılız kapris yapıyoruz. O adam Türkiye'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı. Siz de bu ülkenin en büyük mafya babasısınız. Yok Servicim, mafya babası değiliz. Sen değilsen de benim babam öyleydi abi. Ayrıca bir şey söyleyebilir miyim? Memati abi, benimle uğraşacağına gidip Yaşar Bey'i ikna edin. Ya da içeri attırın. Uyuşturucu işinden vazgeçsin. Senin evinde huzur mu olacak zannediyorsun biz Yaşar'ı indirdiğimizde? Ne yapacak kocan? İyi ki babamı öldürdünüz mü diyecek? Bunları Servi göze almış belli ki. Değil mi Servi?
Aldım abi. Evlenmek istiyorsun yani. Evet abi. Bu konu burada bitmiştir. Kenan'la konuş. Hassasiyetimizi de söyle. İşi fazla abartmadan, çok da uzatmadan halledin. Konuşurum abi. Teşekkür ederim. Ama kocan olacak adam babasının işlerine girerse günah benden gitti Selvi. Abicim, siz hiç merak etmeyin. Ben Kenan'la konuşacağım. Zaten onun bu işlerle hiç alakası yok. Yok. Ben hep merak edeceğim. Hep de gözüm üstünde olacak. Benim anlamadığım da şu usta. Sanki biz deliyiz, kendi kendimize iş çeviriyoruz. Damatla kayınço beraber iş yapıyorlar. Biri tozu taşıyor, öbürü parayı. Pusat'ınki ayrı konu, Selvi'ninki ayrı konu. Ne istiyorsun Pusat? Bana ne istediğini söyle ki sana yardımcı olayım. Baba mı olmak istiyorsun? Tetikçi mi olmak istiyorsun? Ticaret mi yapmak istiyorsun? Serseri mi olmak istiyorsun? Tozcu mu olmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Lale Hanım. Ben teşekküre gelecektim. Sen geldin, bizi mahcup ettin. Şahmeran bizim işi duymuş. Nasıl duymuş? Nasıl duyacak? Feller üzerinden duyacak. Sen konuştun mu? Konuştum. Benimle konuşma. Yaşar Katırcı'yla konuş dedim. Neticede bu işte ben sadece sana iyilik yaptım. Ticaret yapmadım. Ben Şahmeran'la konuşurum. Biraz bağırır, çağırır. Havasını alırım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz demeyin. Arada çocuklarımız var. Herkes bizim zaafımızı biliyor. Neticede kimler için çalışıyoruz? Onlar için çalışmıyor muyuz? İşimizi onlar devam ettirecek. Sizinki iş ama bizimki iş değil. Lale Hanım, siyaset en büyük iş. Ersoy'a yok demek siyaset değil, akılsızlık olur. Siyasette her ihtimali, her aktörü dikkate almak zorunda değil misin? O yüzden mi Polatlardan kız alıyorsun? Gençler birbirini sevmiş. Elden başka ne gelir? Abi ben de isterdim ki karşınıza iyi bir doktor olarak çıkayım. Ama okuyamadım. Olmadı. Çok istedin sanki okumayı. Belli ki okumak istemedim anne. Doktor olamadığın için mi Memati abine kazık atıyorsun Pusat? Kazık değil abi. Biraz paniğe kapıldım. Ben o işi yapmasam Memati abiyi öldürecekler zannettim. Memati abin de keklik zaten. Her önüne gelen vuruyor. Değil mi? Abi sen diyorsun bunlar terör örgütü diye. Diyorum da duyan var mı acaba? Abi daha önce de söyledim. Bizim selam verdiğimiz herkes burada da farklıydı, orada da farklıydı. Yani? Abi benim bu işlere kabiliyetim var. Biraz denemek için yaptım. Bakayım yapabilecek miyim diye. Yaptım. Yaparken de çok mutlu oldum. Ama yanlış yapmak istemem. Yani? Yani dediğin gibi ne baba, ne tetikçi, ne de tozcu olmak istiyorum. Ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Sizin hizmet ettiğiniz gibi insanlara hizmet etmek istiyorum. Eğer bana sahip çıkmazsanız olacaklarımı söyledin. Sen baba tetikçi olabileceğini mi zannediyorsun? Seni iki günde harcarlar, yazı göremezsin. Baban gibi bir adam öldü bu yolda. Baban! Sen mi yaşayacaksın?
Otur Memati. Benim sabrım tahammülüm yok usta. Sen ne diyorsan olsun. Benim fikrim belli. Sen ne diyorsun Nesrin? Usat doğru söylüyor. Sizin yanınızda olursa benim aklım onda kalmaz. Nesrin asıl bizim yanımızda insanın aklı çocuğunda kalır. Memati'nin daha konuşamayan oğlunu öldürdüler. Benim kundaktaki kızımı öldürdüler. Ne yapayım Polat? Kaderimiz böyle yazılmış. Sizin yanınızda olursa en azından yanlış bir yolda olmadığını, yanlış bir yolda ölmediğini bilirim. Düşünüp bir karar vereceğim. O ana kadar Memati'yi haklı çıkaracak, beni mahcup edecek bir şey yapma, olur mu Pusat? Tabii ki abi. Eskiden selamsız bir yere adımını atmazdın. Şimdi selam okuyayım. Selamı sonra vereceğim. Daha Cevher ölmedi. Ne selası? Ben adamına iyi bakarım. Senin baktığından iyi bakarım. Ne istiyorsun benden? İstemem. Emrederim. İstesen bir düşünürüm. Hele yapan mı, yapmayan mı diye. Emredersen ölürüm. Öldürürüm, gene yapmam. Ben emir almayı sevmiyorum. Anlamı mısın? Yok yok. Sen Cevher'i sevmiyorsun. Şöyle nasıl ispat edecek Cevher'i sevdiğimizi? Her şey senin yüzünden başladı madem. Her şeyi düzeltmek de senin boynunun borcu. O serseri tayfasıyla arkadaşlık etmek istiyorsan et. Kiminle can ciğer kuzu sarması olmak istiyorsan ol. Umurumda değil. Ama benim tek bir çöpüm dahi arkadaşların tarafından engellenmeyecek. Çık. Sigara, uyuşturucu, silah fark etmez. Herhangi bir sevkiyatım engellenirse senden bilirim. Yola Cevher'i dediğini bir müzakere eden. Bilirsin ben tek başıma karar almayı sevmiyorum. Cevher benim yanımda. İyileşsin gönderirim. Belki de gelmek istemez. Yanımda kalır. Sen de yanıma gelirsin. Hele olacak bir şey iste benden. Ne oldu? Paraya mı sıkıştı? Para verem. Ben sevkiyat mevkiyat işlerine bakmayayım. Bakarsın. Bakarsın. Büyük Orta Doğu, Büyük Orta Doğu dediniz. En sonunda Büyük Orta Doğu'yu patlattınız. Sizin ne zaman bir planınız tutacak? Bizim bütün planlarımız hayata geçiyor.
Siz herhalde bizim başkanlarımızın konuşmalarını dikkatle dinlemiyorsunuz. Başkanınız bizim sözümüzü dinlemiyor. Bizim sözümüzü dinleseydi bunlar olmazdı. Şamir, bu adamlarla 25-30 yıldır her istediğiniz oldu. Müsaade edin biraz da halklarının dedikleri olsun. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Evet, o kadar panik yapıyorsunuz ki bununla ancak alay edilir. İran en büyük müttefiğiniz de ne oldu? İran'dan ders aldık. İran'da devrim olmasaydı, bugün bütün İslam coğrafyası radikallerin elindeydi. Ama günden güne radikalleri yumuşattık. Arapların başlarında bu yöneticiler kaldığı müddetçe Bin Laden gibilerinin adama ihtiyacı olmaz. Sizi anlamam mümkün değil. Mısır'dan sonra Suriye, sonra Ürdün. Zaten Lübnan Hizbullah'ın elinde. İsrail'i Auschwitz'e çevireceksiniz. Etrafı düşmanlarla örün. O kampta elinizde düşmana karşı kullanabileceğiniz atom bombası yoktu. Ama şimdi var. Kimse İsrail'e bir şey yapamaz. Çok canınızı sıkan olursa bir tane patlatırsınız. O halde İstanbul'da patlamasına niye izin vermediniz? Bombanın yeri burası değil. Türkiye bizim için önemli. Herkesin gözü buranın üstünde. Bomba patlatmak mı, füze kalkanı anlaşmasını imzalatmak mı? İran size füze saldırısına geçemez. Daha ne istiyorsunuz anlamıyorum. Efendim, beni çağırmışsınız. Nasılsınız? 40 yıldır bu kadar kötü olmamıştım. Ünsal, Ersoy Yaşar'la uyuşturucu işi yapıyor, senin ruhun duymuyor. Efendim, Polat Alemdar bu işin üstünde. Daha fazla araya girip düşmanlıklarına engel olmak istemiyorum. Onların düşmanlığı bizim malımızı çalmalarına mazeret olamaz. Yaşar'a git paramızı versin. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemediğimizi de söyle. Tabii ki efendim. Patlamış mısır al Ünsal. Sen adamlarına söyle Zülfikar Ağa. Ersoy'u sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Hiç değilse tırları kullanmasın. Bütün tırcılara söyledim Can Polat. Sadece uyuşturucu da değil. Don lastiği götürecek olsanız haberimiz olsun dedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yok mu Ersoy'dan bir haber? Yok. Zülfikar Ağa, senden bir haber var mı? Şimdilik yok. Ya acaba diyeyim biz bir yerde yanlış mı yapık? He? Musluğu çok mu sıkık? Ne diyorsun sen Zaza? Lafı dolandırmadan söyle. Şimdi sen bana dolandırıcı mı değilsin? He? Ne dediğini anlamıyoruz diyor. Açık konuş diyor. Ha. Ya ne bileyim. Ha bu Kerso yüzünden alıngan olmuşum. Bırak sinagi, uçan polana gıcık olayım. Bak ben deyim ki Zülfikar'a vur deyince öldürü. Halbuki biraz vanaları açak. Bu adam biraz iş yapsın ki biz de izini bulak. Senin dediğin gibi olmaz. Biz biraz müsaade etsek hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Neyi kontrol edik? Heh, neyi? Sokakları edidik. Edemik. Sigarayı edidik. Edemik. Uyuşturucu kontrol edidik. Edemik. Neyi kontrol edik he? Neyi? Bunun sorumluluğunu üstüne alacaksan dediğin gibi olsun Zaza. Üstüme de alırım, altıma da alırım. Yeter ki bu Kersoy'u ağlak. O kadar adam öldü. İki adamın kurşun yedi diye mevzu mu oldu? Sıra bize gelmedi kardeş. Yoksa gıcığımız gıcık. Ağam, Şah Meyren'i.
Alo? Yaşar ağa, hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Ne oldu Şahmeran? Paraya mı sıkıştın? Kumarda çok mu kaybettin? Şahmeran, ne diyeceksen doğru düzgün de. Benim param kumarda kaybetmekle bitmez. O zaman bizim dışımızda ne diye toz alıp satıyorsun? Her seferine gelen malı sana haber mi vereceğim Şahmeran? Vereceksin tabii. Hele benim örgütüme deyip de mal benim değilse hemen haber vereceksin. Abartacak bir şey yok Şahmeran. Yüklü bir şey değildi. Arada bir böyle yapmak lazım ki başka yollara girmesinler. Arada bir yapma, senede bir yap. Bu senenin hakkını da doldurdun. Şahmeran, çok mu fırça yedin cihacılardan da hırsını benden çıkarmaya çalışıyorsun? Ben seni düşünüyorum Yaşar'ım. Onların fırçası benim üstümdeki tozu alır ancak. O tozu da ben sana mal diye satarım. Bak Yaşar, bu ikinci bir hat olur. İkinci hat olursa ne buradan bize mal verirler ne sana mal sattırırlar. Ersoy ajanına güvenip iş yapılmaz. Biliyorum Şahmeran, biliyorum. Böyle böyle Ersoy ajanının sonu gelecek. Bırak cihacılar öldürsün Polat Alemdar beceremiyorsa. Sen de kurtul, biz de kurtulalım. Gel savcım. HSYK müfettişiyle tanıştırayım seni. Hoş geldiniz müfettiş bey. Hoş bulduk savcı hanım. Müsaadenizle benim biraz işlerim var. Buyurun oturun. Savcı hanım, kısa sürede isminizi duymayan kalmadı bakanlıkta. O kadar yoğun gündem sırasında benim ismimin Ankara'ya kadar taşınması biraz yanlış değil mi? Yanlış işler yaparsanız isminiz Ankara'ya da gelir, Türkiye'ye de yayılır. Ama olumlu anlamda değil. Yaptığım yanlış işleri öğrenebilir miyim müfettiş bey? Mesleğin onur ve vakarlığına yakışmayacak davranışlarda bulunuyorsunuz. Polat Alemdar'la hukukumu kastediyorsunuz değil mi? Sadece o değil. Bence sadece o. Burada soruşturmayı ben yapıyorum, siz değil savcı hanım. Dinleyin. Dinliyorum. Genç bir savcı olarak, hatta kadın bir savcı olarak özel yetkiyle görevlendirilmeniz üzerinizde ağır bir baskı yaratmış. Bu baskıyı üzerinizden kaldırmak lazım. Bu bizim yapacağımız bir şey. Sizin yapacağınızsa çevrenizi oluştururken biraz daha dikkatli davranmanız. Siz bana bir çevre verin. Görüşeceğim insanları tayin edin. Ben ona riayet edeyim müfettiş bey. Ukalalığın lüzumu yok. Dışarı çıkın. Hoş geldin Ünsal Bey. Buyurun. Sağ ol Yaşar ağa, sağ ol. Geçmiş olsun. Kaza yapmışsınız. Hadi ben kaza yaptım Yaşar ağa. Sen gidip duvara toslamışsın. Yine kime çarpmışım? Yaşar ağa, Ersoy hepimize sıkmadı mı mezarlıkta? Sen nasıl onun malını satın alırsın, ha? Ağzınla söylüyorsun ya Ünsal Bey. Adam mezarlıkta hepimize sıktı. Ben onun malını nasıl satın almam? Yani ticareten değil, siyaseten yaptın. Sen olsan yapmaz mıydın? Yapardım. Herkes de niye yaptığımı, bu işten bir kuruş kar gütmediğimi bilsin diye parayı gerekli yerlere ulaştırırdım. Para senin kulun kölen olsun. Ne kadar lazım? Çek defterini çıkart. Bol sıfırlı bir rakam yaz. O kadar sıfır koy ki
bir daha bizim istemediğimiz birinin malını alacağın zaman o sıfırlar kadar düşün. Yapmazsam? Yaparsın Yaşar'a, yaparsın. Bugüne kadar ne yapmadın ki bunu yapmayacaksın? Ha? Eyvallah. Afiyet olsun. Tombik. Niye suratın beş karış? Biraz işte sıkıntılarım var Hikmet abi. Bir şey mi oldu? Müfettiş gönderdiler. Soruşturma geçiriyorum. Geç bile kaldılar. Kesin atarlar seni meslekten. Ağzından bal damlıyor Hikmet abi. Olacağı söylüyorum kızım. Kim bize selam vermiş de başı göğe ermiş? Benim yüzümden mi sıkıştırıyorlar seni? Sen olmasan başka bir bahane olacak. Bir tarafta bakanlık, bir tarafta Yargıtay. Arada kaldık. İlkokul çocukları gibi not alıyoruz. Onların dışında farklı hiçbir şey yapmayacaksın. Tombik, sen de Yargıtay'a Danıştay'a gidene kadar dediklerini yap. İşin kuralı bu. Onlardan olana kadar eleştir. Onlardan olunca onlardan beter ol. Hikmet abi, sence ben kimsenin adamı olabilir miyim? Kimseyi mimseyi bilmem kızım. Ama senden adam olmaz. Çok sağ ol ya. Gelip müfettişlerinle bir konuşayım. Ne diyeceksin? Neyse, gerçek onu söyleyeceğim. Sen gel konuş ki. Bırak savcılığı, avukatlık bile yapamayayım. Gel iddiaya girelim Tombik. Ben konuşursam sana hiçbir şey olmaz. Ne yapacaksın? Öldürecek misin milleti? Allah Allah. Allah kabul etsin baba. Sağ oluyorum. Yine kim kimi öldürüyor evladım? Bu Tombik inadıyla bizi öldürüyor baba. Yine ikisi bir oldular. Kızıma yükleniyorlar. Hem de ne yüklenmek Nazif anne? Ömer baba. Ben buna diyorum ki sadece adalet olmaz. Biraz da siyaset olmalı. Bu yok diyor. Yanlış söylüyorsun evladım. Adalet de siyaset olur mu? Biraz adalet, biraz merhamet de sen neyse. Herkese mi merhamet Ömer baba? Sen adaletin ne olduğunu biliyor musun kızım? Bize öğrettikleri haklıyla haksızı ayırt etmek. Eksik öğretmişler. Haklıya hakkını teslim etmek de var. 10 sene sonra teslim ederler baba. Aceleleri mi var? Ömer baba, şimdi adaşından dem vurursun. Hazreti Ömer adaleti diye. Hazreti Ömer kadar öfkeli, katı, astığı astık, kestiği kestik, lafının sözünü esirgemeyen hiç kimse yokmuş. Hatta Peygamber Efendimizin canına kastetmek için yola çıktığında imana gelmiş. Ama Efendimizin öğrettikleriyle merhametli, adalet için kılı kırk yaran, insanların dertleriyle bizzat alakadar olan ve ta Dicle'nin kenarında bir kurt kuzuyu yese, Allah onun hesabını Ömer'den sorar diyen bir insan haline gelmiş. Nasıl gelmiş? Adaletli olmak için iyi bir insan olmak gerekir. Ahlaklı bir insan olmak gerekir. İnsanları ayırmadan sevmek gerekir.
insanlara hizmet ettiğini bilmek gerekir. Ersoy karşına gelse, sen de adalet makamı olsan, neye hüküm verirdin? Evladım, beyimin adı yine de Ömer. Hazreti Ömer adaletli olmuş ama kılıcını da elinden bırakmamış. Hadi kızım, sofrayı hazırlayalım. Hadi gel. Yirmi senedir sizinle uzlaşmaya çalıştık. Uzattığımız bütün elleri geri çevirdiniz. Ölen bu kadar insanımıza yazık değil miydi? 20 senedir bütün kafirlerin elini tutmaktan bize el mi uzattınız? Bunlar molla dediniz, ajan dediniz, aşağıladınız. Ne oldu? Önderiniz uzlaşın dedi. Bizim o zamanki dine bakışımız her Marksist örgütte olduğu gibi biraz ön yargılı bir bakıştı. Haksız da değildi ama. Din adına bütün feodaller sömürülerine devam ediyordu. Biz önce o feodallere baş kaldırdık. Her iki tarafta kendi içinde öz eleştiri vermeli. Biz burada geçmişi konuşarak bir sonuca varamayız. Halkımızın geleceğini birlikte inşa edelim. Ne teklif ediyorsunuz Ara? TC yine aynı taktiğiyle bizi bize kırdırmak istiyor. Bu sefer sandıkta. Bağımsız adaylar çıkarmanızı istemiyoruz. Biz siyasette bir yere gelmeyeceğimizi biliyoruz. Demokrasi kafirlerin icadı. Onların büyük silahı. Biz bu silahla vurulmak istemiyoruz. Bizim adaylarımızı seçimlerde destekleyecek misiniz? Kardeşlerimiz KCK'da yerlerini alsınlar, kararımızı seçimden önce veririz. Yani sen şimdi Polat Alemdar'ın şoförü mü olacaksın? Olurum oğlum, ne var? Sana mı battı? Oğlum, sen bana diyorsun borsacının yanında çalışıyorsun diye. Kendin gidip ayakçılık yapmaya işe giriyorsun. Kardeşim en doğrusunu yaptı. Eğer o bunu yapmasaydı hepimizi yollayacaklardı. Ayrıca hepinize de söylüyorum, ayağınızı denk alın. En küçük açığınızda bizimkiler gözünüzün yaşına bakmaz. Süleyman Çakır'ın olduğunu bilmem ama kızı babasına çekmiş. Biri bu tarafa bakıyor. Baran? Baran! Ne haber kardeşim? İyiyim Fırat, sen nasılsın? Arkadaşlar, misafirimiz var. Arkadaş Baran. Bu saat... Merhaba. Kardeşi Selvi. Merhaba. Kenan. Kardeşi Evren. Merhaba. Memnun oldum. Biz bunun için mi daha çıktık Fırat? Hala orada mısın oğlum? Geç bu işleri, geç. Pusat Çakır kim? Ne oldu birader? Durun durun. Benim ne olacak? Patronum seni çağırıyor. Bir şey diyecekse gelsin burada desin. Özel konuşacakmış. Burası uygun değil. Gidelim bakalım, ne istiyormuş patronu? Pusat, bir yere gidemezsin. Sen karışma. Ben de geliyorum. 10 dakikaya kadar gelmezsem olay çıkarırsınız. Çizmeyi racunu mu da? Süleyman Çakır'ın oğlu sen misin? Benim. Ne olacak? Sen buna söyledin mi kim olduğunu? Söyledim.
Süleyman Çakır'ın oğlu olduğunu söyledin. Bu ne dedi? Kim sen kimsin dedi. Sen Süleyman Çakır kim biliyor musun? Biliyorum abi. Bilmiyorsun koçum. Bilmiyorsun. Bugün biz buradaysak, buralara sahipsek, bir namımız varsa hepsi Süleyman Çakır'ın sayesindedir. O kadar abartacak bir şey yok. Bir edepsizlik etti, karşılığını aldı zaten. Almadı. Benim yanımdaki hiç kimse saygısızlık yapamaz. Alın götürün bunu. Kabahat biraz da senin. İnsan geleceğini söylemez mi? Ben pusat diye bir alo demez mi? Doğrudur abi. Benim adım Murat. Bundan sonra İstanbul'da canın nereye gitmek isterse beni arayacaksın. Ben orayı senin emrine vereceğim. Dediğim gibi senin babanın hakkını ödeyemem. Murat abi, ben seni tanımıyorum. Babamla iyi bir arkadaşlığın mı vardı? Babanın her iyilik yaptığını tanıyacak olsan 10 milyon adam tanıman lazım. O da mümkün değil. Sağ ol. Bir şey oldu mu? Babamın adamı çıktı. Oğlum adam gözümden iki tane sıktı adamı. Beni kapı adam. Babam zamanında çok verdi. Gelme Mati. Hayırdır usta? Abdüley sabah yoktu ya. Ersoy'un bir adamıyla konuşmuş. Ersoy'un o adamı bizi yan yana getirmek istiyormuş. Ne güzel usta. Biz adamı nasılsa bulamıyoruz. Adam kendi ayağıyla gelsin işte. Ve Mati, Abdüley gelecek birazdan. Sen biraz olay çıkar. Ben bu işe karşıyım de. Ben de sen çıkınca Abdüley'e tamam görüşeceğim. Memati'nin haberi olmayacak diyeceğim. Ama ben geleceğim değil mi usta? Geleceksin tabii. Sen sıkacaksın Ersoy'a. Ha, Abdüley'in arkadaşı var, ona sıkmak yok. O niyeymiş usta? Birincisi Abdüley'e ayıp. İkincisi adamın arkası kalabalık. Bir de onunla uğraşmayalım. Usta, ikinize birden söylüyorum. Ersoy Ulu Bey'le görüşürseniz, konuşursanız, anlaşırsanız bundan sonra ben hayatınızda yokum. Üstelik o şerefsizi de gözünüzün önünde vurup öyle yokum. Yakışıyor mu lan sana? Hiç mi utanmıyorsun sen? Memati. Abi niye Memati abiye söylüyorsun? Abdüley kararı o versin. Yok mu diyor, yok. Görüşmeyecek misin Ersoy'la? Görüşeceğim.
Memati'nin istemediğini söylemek için. Senin lafını yere düşürmemek için görüşeceğim. Peri. Kaç gündür seni görmek istiyorum. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Biraz kendimle baş başa kalmak istedim. Benim yaşıma geldiğinde istemediğin kadar kendine baş başa kalırsın. Yalnız kalmamak için mi benimle evlenmek istiyorsunuz? Sadece bu olsa herhalde şimdiye kadar çoktan evlenmiş olurdum. Ben sizinle olacaksam aile olmak isterim. Aramızdaki yaş farkından ötürü çok eleştiri alacağım. Bunu göğüslerim. Ama servet avcısı olarak lanse edilmek hiç istemem. Çünkü değilim. Benimle sözleşme yapmanızı istiyorum. Mal ayrılığı sözleşmesi. Basit bir şey. Benim hiçbir şeyi talep etmediğime dair. Siz de imzalarsanız mutlu olurum. Bunu sana İbrahim mi söyledi? Ben genelde kimseyi dinlemem Davut Bey. Babam dahil. İnce? İnce Hanım'ın bu evliliğe karşı çıkmasından daha doğal ne olabilir? Ben de onun yerinde olsam aynını yapardım. Madem aile olacağız, aile önce güvenle kurulur. Oğlum, kızları niye gönderdiniz lan? Sen de iki dakika ayrı dur be. Belli ki Fırat arkadaş bize bir güzellik yapacak. Değil mi Baran? Gerek ki bir numara yapsın. Yapacağım, yapacağım. Sağa çeksene koçum. Ne ulan? İçki mi dokundu? He, dokundu. İn ulan aşağı. Yürü. Ne yapıyorsun Fırat? Bu şerefsiz Şahmeran'a malı bizim götürdüğümüzü söylemiş. Abdüley'den haber geldi. Polat Alemdar seninle görüşmeyi kabul etmiş. Memati? Onun henüz haberi yok. Akıllanmış mı diyorsun Hamit? Polat Alemdar, Abdüley'in anlattığına göre akıllı bir adam. İnsanları kendini gömeceğine düşmanlığı gömer, rahat eder. Nerede görüşeceğiz? İstediğimiz yerde. Sen önceden git. Bana öyle haber ver. Bir yanlışları olmasın. Baş üstüne. Ulu Bey. Sağ ol beni kırmadığın için. Sen benim için kıymetlisin Hamit. Biliyorum. Yine biliyorum ki benim adımı, kellemi koyduğum işte yamuk olmaz. Değil mi Ulu Bey? Hiçbir adamın sırtını da yere vermem, sözünü de. Eyvallah. Thank you.
iyi gelmiş. Serum iyi gelmiş. Konuştun mu dayımla? Konuştum. Selamı ver. Gözlerinden öpüyormuş. Dedi ki, sen benim yeğenime benden iyi bakarsın. Yanında kalsın. Ben de onun ellerinden öperim. Deseydin, bin cevher dayıma feda olsun. Dedim. Merak etme. Adamların koşturup duruydu. Bir yere gidilerdi. Sen neye gitmedin? Ben hiç emaneti bırakır gider miyim? Sonra Zaza'nın yüzüne nasıl bakarım? Geliyor mu abi? Geliyor. Seninki? Geliyor. Abdüley, bir yamuk yok değil mi? Şimdiye kadar ne yamuğumuzu gördün? Abi arkadaşım Hamit. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ersoy nerede? Gelmek üzeredir. Bir arayayım. Ersoy arıyor. Koçum, Ulu Bey'i versene. Neredesiniz? Efendim Hamit. Hamit'im, ben de seni arayacaktım. Yolda mısın Ulu Bey? Hamit'im, yolda değilim. Domuz bağcılar yolda. İki dakika ya oradalar. Ya oradan ayrıl. Ya da Polat Alemdar'ın kafasına sık ki domuz bağcılar seni düşmanlarıyla karıştırmasınlar. Tamam mı koçum? Neredeymiş? Cahit bunlar ne? Abi pusu. Ersoy Ulu Bey gelmiyor. Niye? Mekanı deşifre etmişsiniz. Kime etmişiz? Domuz bağcıları. Hamit yalan söylüyorsun. Seni buradan sağ çıkaracağım. Sen de beni Ersoy'a götüreceksin. Buradan sağ çıkarsak seni istediğin yere götürürüm.